Konguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dayanıklılık, adezyon ve kohezyon konusuna bakacağız. Öncesinde minik bir sürprizimiz var. Bakalım neymiş bu sürprizimiz? Diyor ki fare ben senden dayanıklıyım diyor file. Filde diyor ki hadi be oradan sen de. Biraz sonra farenin neden böyle bir cümle kurduğunu daha iyi bir şekilde anlayacağız arkadaşlar. Hemen içeriğimize bir göz atalım. Bugün dayanıklılık konusunu göreceğiz ve adezyon ve kohezyon konusunu devamında göreceğiz. Dayanıklılığın içerisinde katı maddelerde dayanıklılık adezyon ve kohezyon başlığının altında da adezyon, kohezyon yüzey gerilim ve kılcallık konularını görüp bugünü sonlandıracağız sevgili arkadaşlar. Ama öncesinde ödevlendirmemizi bir yapalım. Sıfırdan dokuza Fizik, Konu Anlatımlı, Soru Bankası kitabımızdan ikinci bölümün ikinci kısmı olan Dayanıklılık, Adezyon ve Kohezyon kısmına bakacak olursak sayfa kaçtan başlıyormuş? Sayfa 50'den başlıyor. Sevgili arkadaşlar 62. sayfaya kadar sorumlusunuz. Şöyle bir bakalım içeriğimizde neler varmış. 50. sayfadan dayanıklılık başlıyor. Dayanıklılıkla alakalı sorularımız çok güzel. E, yapamadığın sorular olduğu zaman tats hemen yanında karekoda okutuyorsun ve videolu çözümlere ulaşıyorsun. Ta ki... 60 küsürüncü sayfaya kadar devam ediyor. Kılcallık var buralarda da. Yapışma, dayanıklılık, adezyon, kohezyon devam. Ta ki arkadaşlar 63. sayfaya kadar sorumlusunuz diyelim ve hız kesmeden içeriğimize başlayalım. İlk başlığımız dayanıklılık. Neymiş dayanıklılık? Katı cisimler üzerlerine uygulanan kuvvetlere karşı bir direnç gösterirler arkadaşlar. Direnç Katıların dış etkilere karşı kendilerini korumasına katıların nesi denir? Nesi denir? Dayanıklılığı denir sevgili arkadaşlar. Dayanıklılık dedim. Dayanıklılık. Ve katı cisimlere uygulanan dış kuvvet katının dayanabileceği büyüklükte ise yani üzerine bir kuvvet uyguladım ama katı buna direnebiliyor, buna dayanabiliyor. O zaman arkadaşlar katı ne diyeceğiz? Şeklini korur. Şeklini korudu katımız. Ancak cisim dayanıklılığından büyük bir kuvvete maruz kalırsa yani dayanabileceği sınırların eğer üstündeyse tutup ben bu kaleme dayanabileceğinden daha büyük kuvvet uygularsam ne olacak? Eğilip bükülecek, kırılacak bir şeyler olacak. Ne demiş? Ancak cisim dayanıklılığından büyük bir kuvvete maruz kalırsa kırılabilir, kopabilir veya eğrilebilir demiş. Bir de dikkat kısmımız var. Neymiş bakalım? Dikkat etmemiz gereken şey ilk dikkatimiz burada karşımıza çıktı. Dayanıklılık nelere bağlıymış arkadaşlar? Dayanıklılık maddenin cinsine bağlıdır. Maddenin cinsine bağlıdır. Başka nesine bağlıdır maddenin? Boyutlarına bağlıdır. Onu da yazalım. Boyutlarına diye. Başka ortamın da arkadaşlar sıcaklık, efendime söyleyeyim, nem gibi özelliklerine bağlıdır. Ancak 9. sınıf konuları arasında biz sadece katıların boyutlarıyla olan ilişkisine bakacağız dayanıklılık kısmında diğer etkenleri göz ardı edeceğiz. Hız kesmeden devam ediyoruz. Kesit alanı diye bir kavramımız var. Bu dayanıklılığı bulurken bize lazım olacak bir şey. Neymiş kesit alanı? Katı maddelerin herhangi bir eksende kesilmesiyle elde edilen şeklin alanına kesit alanı diyormuşuz. Biz bir silindiri yan yatırıp Enine bir kesit alırsak arkadaşlar tepeden baktığımız zaman göreceğimiz şey bir dikdörtgendir. Yani kesit alanı dediğimiz şey değişebilir. Hemen yan tarafına baktım. Alt tabanı üzerine koyup yatayda bir kesit aldığım zaman bu sefer daire şeklinde bir şey göreceğim. Yine tabii ki üstten bakmam gerekiyor ve çaprazlamasına bir kesit aldığım zaman da tepeden baktığımda yine oval bir şekil göreceğim. Yani kesit alanı arkadaşlar maddenin aslında şekline bağlı değil. Nereden kestiğime bağlı olarak değişir diyoruz. Unutmayalım. Kesit alanı için işte A çarpı B'den dikdörtgenin alanı olabilir. Daireden pi re kare olabilir. Bunu ileride göreceğiz tekrardan dayanıklılık kısmında. Bir dikkat daha var arkadaşlar. Bu konu paso dikkat üzerine. Dikkatimizi kaybettiğimiz an konu maazallah elimizin avuçlarımızın arasından kayıp gidebilir. Neye dikkat etmem lazımmış? Önce bir ona bakayım. Katı cisimlerin kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılıkları kesit alanlarıyla doğru. Yani az önceki sayfada gördüğümüz vardı ya enine kestiğim zaman neler görüyordum ya da çapraz kestiğim zaman neler görüyordum. Burada arkadaşlar konulduğu tabana paralel bir şekilde kesmem lazım. Yani ben bir silindiri kesersem daire, küreyi kesersem yine daire, küpü kesersem bir kare. Dikdörtgenler prizmasını kesersem de alt tarafta bir dikdörtgen görülmüşüm ki bununla dayanıklılığım doğru orantılıymış. Sonrasında da demiş ki hacimleriyle de ters orantılı. Hmm, yani maddenin boyutları büyüdükçe hacmi de büyüyecek o zaman da ters orantılı bir sonuca ulaşmış olacağım. Öncesinde bu kutuları niye verdim? Bu kutuları arkadaşlar kesit alanlarını ve hacimlerini hem hatırlatmak hem de dayanıklılığı hesaplamak için verdim bir silindirimiz var. Silindirimizi enine kestiğim zaman şuradan ben ne görecektim? Bir daire görecektim. Dairenin alanı kesit alanı yani burası için pi çarpı r kare diyorum. Geldim ikincisine. Bunu da kestiğim zaman bunun da kesit alanı bir daire. Bunu da pi çarpı r kare olarak görüyorum. Üçüncüsüne geldim bir küpüm var. Şöyle birleştirirsem buradan burada bir kare görmem gerekiyor ve karenin alanı da a çarpı a'dan a üzeri iki olarak geldi. Üçüncüsünde bir prizman var. Prizmayı da şöyle birleştirirsem eğer burada göreceğim bir ne olacak? Dikdörtgen olacak. Dolayısıyla arkadaşlar bununki de C çarpı A tabanı üzerinde olduğu için C çarpı A dedim. İşlemin bitti mi? Henüz bitmedi. Bir de hacimlerini hatırlatalım. Hacimleri nelerdi? Taban alanı çarpı yükseklik idi. 3 tane cismim için, şekillerde verdiğim üç cisim için. Bir tanesi için biraz farklı bir formülümüz vardı. Hemen hatırlayalım. Taban alanı çarpı yükseklikten yani pi çarpı R kare çarpı H geldi silindirin hacmi. Daha sonra kürenin ki 4 bölü 3 çarpı pi çarpı R küp geldi sevgili arkadaşlar. Küpün hacmi A çarpı A çarpı A'dan A üzeri 3 geldi. Ve son olarak dikdörtgenler prizman var. Dikdörtgenler prizmasında da taban alanı çarpı yükseklikten A çarpı B çarpı C olarak geldi. Ne diyoruz dayanıklılık için? Kesit alanını hacmine böl. O zaman arada bir böyle bölme işareti, heh, bölme işareti çizersem hepsine sadeleştirmelerimi de burada görürüm ve dayanıklılıklarında nelerle orantılı olduğunu bulmuş olurum. Piler gitti. Şuradaki R kareler buradaki R kareyi götürdü. Elimde ne kaldı? Sadece payda da H kaldı arkadaşlar. O zaman silindirin dayanıklılığı 1 bölü H geldi. Güzel. Geçtim ikincisine. Küreninki. Pilerim yine gitti. Şuradaki R karelerin iki tanesi. Şuradaki küplerdeki üçünden ikisini götürdü. Bir tane kaldı elimde yani. O biri de yazdım. 4 bölü 3 ama payda da dikkat ne yapacağım? Birinciyi aynen yaz ikinciyi ters çevirip çarp. İlk okul matematikte görüyorduk ya. O zaman ters çevirip çarparsam 3 bölü 4 R'ye geldi. Buna bir yıldız atayım. İleride konuşacağız. Sonra bir küpüm var. Küpte de A kare A küp şu iki tanesi şuradaki üç tanesinden ikisini götürdü bir tane kaldı. Bir bölü A dedim ve sonuncusu şu C şunu götürsün. Bu A bunu götürsün elimde bir bölü B kaldı. Sevgili gençler dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama kesinlikle dikkat etmeniz gereken bir şeyden bahsedeceğim şimdi. Bir bölü B bir bölü A bir bölü H o zaman düzgün yükselen cisimlerde ne diyebilirim dayanıklılık yükseklikle ters orantılıdır. Yani uzun uzun kest alanı böyle hacim hesaplamana gerek yok. Düzgün yükselen bir cisim varsa yani silindir olur, küp olur, dikdörtgenler prizması olur. Direkt 1 bölü h olarak bakabilirsin. Ama kürede, kürede ne çıktı? 3 bölü 4 r. Yani yarı çapın 3 bölü 4'ü ile Hatta yarı çapın tersinin 3 bölü 4 katıyla orantılı bir dayanıklılığı var. Bunda durum diğerlerinden farklı. Hemen arkadaşlar bu gördüklerimizi bir uygulayalım. Bir soru üzerinde bunları görelim arkadaşlar. Uzunluğu 3 cm, genişliği 4 cm ve yüksekliği 5 cm olan dikdörtgenler prizmasının başka hiçbir özelliği değiştirilmeden yüksekliği 15 cm yapılırsa dayanıklılığı nasıl değişir diye sormuş. Birinci şeklin dayanıklılığına D1. Şununkine D1. İkinci şeklin dayanıklılığına da D2 dersem ve hesabına girişirsem. D1 dedim orantılıdır. Şu işaret orantılı anlamına geliyor. D1 orantılıdır. Yüksekliği 5 olduğu için 1 bölü 5. D2 neyle orantılıdır? D2 de 1 bölü 15 ile orantılıdır. Çünkü yüksekliği 15. Başka hiçbir şeye bakmama gerek yoktu. Düzgün yükselen katılarda. Bakınız 5'ten 15'e ama paydada payda 3 katına çıktığına göre şöyle bir ifade kullanabilirim. Demek ki dayanıklılığı ne olmuş? 3'te 1'ine inmiş arkadaşlar. Boyut artış oranı dayanıklılıkta yani pardon boyut artış değil yükseklik artış oranı dayanıklılığın azalmasına sebep olmuş. Hemen devam ediyoruz. Geçiyoruz diğer bir sorumuza. Aynı maddeden yapılmış boyutları şekilde verilen silindir ve dikdörtgenler prizmalarının dayanıklılıkları oranı D silindir bölü D prizma kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar her ikisi de düzgün yükselen cisim değil mi? Evet hocam düzgün yükselen. O zaman ne yapacağım? Sadece sadece yüksekliklerine bakacağım. Bunun yüksekliği 5. Bunun da yüksekliği 5. O halde arkadaşlar D silindir ne oldu? 1 bölü 5 ile orantılıymış. D prizma o da yine 1 bölü 5 ile orantılıymış. İkisi de düzgün yükseldiği için. Bana bunların oranını soruyordu. Hop araya çektim. 1 bölü 5'ler sadeleşti ve cevabım 1 olarak çıktı. Yani arkadaşlar düzgün yükselen cisimlerde küre hariç işte prizma, silindir gibi cisimlerde direkt yüksekliklere bakarak yorum yapabilirmişiz. Hız kaybetmeden geçiyoruz. Şimdi de boyut dayanıklılık ilişkisi. Sağ tarafta gördüğümüz arkadaş Galileo Galilei arkadaşlar ve kendisi gözlemsel astronominin babası diye geçer literatürde. Gözlemsel astronominin babası sadece astronomi alanında mı çalışmış? Hayır. Katıların boyutlarının dayanıklılıkları ile olan ilişkilerine de bir el atmış. Ne demiş bakalım? İtalyan bilim insanı Galileo Galilei'nin mekanik üzerine yaptığı çalışmalardan birisi de katıların boyutları arttığında dayanıklılıklarının nasıl değiştiği üzerinedir demiş. Dayanıklılık nasıl değişiyor diye sorulduğunda da bunu küp kök yasasıyla açıklıyor arkadaşlar. Küp kök yasası neymiş? Bir cismin tüm boyutları aynı oranda arttırılırsa hacmindeki artış boyut artışının küpe olur. Birazdan bunu bir soru üzerinden görelim. Ne demek istediğini anlayalım. Ama bir dikkatimiz var. Ne diyor dikkat kısmında? Aynı boydaki halat gibi cisimlerin kopmadan taşıyabilecekleri yük miktarlarını belirleyen şey halatın kesit alanıdır. Allah Allah. Ne demek istedi bu ya? Bir bakalım ne demek istemiş. Evet arkadaşlar, karşımızda boyları aynı halatlar vermiş bize. R yarıçaplı, 2 tane R yarıçaplı, 3 tane R yarıçaplı bir de 2R yarıçaplı tek ala şeklinde vermiş. Kes alanı pi re kare, pi R kare olduğunda P taşıyorsa 2 pi re kare yani 2 tane olduğunda 2P taşımış. 3 pi r kare olduğunda 3 tane taşımış. Pi çarpı 2 r'nin karesi yani 4 pi r kare olduğunda ise 4 p'ye taşımış. Yani buradan ne anlıyorum arkadaşlar? Kesit alanı artarsa cismin taşıyabileceği yük miktarı artıyormuş. Bakınız burada kendi ağırlığına karşı dayanıklılıktan bahsetmiyor. Dış bir kuvvet uygulandığı zamanki dayanıklılıktan bahsediyor. İp ne zaman kopacak yani? Hani böyle bazı sorularda verir ya. İp maksimum şu kadar Newton'a dayanıklıdır falan gibi. İp kopmadan şuraya kadar taşıyabilmektedir falan gibi. İşte esas mevzu aslında ipin kalınlığıdır arkadaşlar. Hemen geçiyoruz sorularımıza. Neymiş sorumuz? Bu aslında küp kök yasasıyla alakalı bir soru. Diyor ki bir kenarının uzunluğu A olan bir küpün tüm boyutları 5 katına çıkartılırsa kesit alanı, hacmi ve kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı nasıl değişir? Hemen bakalım. Kesit alanı nasıl değişir? İlk durumda boyutları A, ikinci durumda da boyutları 5A olacak. O zaman küpten bahsediyorsam neydi kesit alanı? A1 diyeyim ona karıştırmamak adına. A1'im A çarpı A. Tabanımda bir kare vardı. Dolayısıyla A üzeri 2 iki geldi. İkinci durumda A2 iki dedim ona da. 5A çarpı 5A. 5 beş kere 5'ten 25 A kare geldi sevgili arkadaşlar. Ne oldu? Boyut artışının karesi. Yani 5'in karesi oranında büyüdü. Sonra hacmi B seçeneğinde V1 dedim. Taban alanı çarpı yükseklik A çarpı A çarpı A'dan A üzeri 3 geldi hacim 2 5A çarpı 5A çarpı 5A yani 25 çarpı 5'ten de 125 A üzeri 3 geldi. Ne demişti? Gözlemsel astronominin babası ne demişti? Boyut artış oranının küpü demişti. O halde 5'in küpü oranında mı arttı hacmimizde? Güzel. Bir de dayanıklılığına bakacağım. Hemen alanı hacme bölerek dayanıklılık hakkında fikir edinebiliyordum. D1 o zaman eşit değil orantılı pardon. A kare bölü A küpten 1 bölü A olarak geldi. İkinci dayanıklılığım ise orantılıdır dedim. 25 bölü 125'ten 1 bölü 5 A geldi. Yani arkadaşlar ne oldu dayanıklılığım? 1 bölü 5'ine mi indi? 1 bölü 5 diye yazdım. Bu bana neyi gösterir? Demek ki bir cismin, bir katı cismin boyutları aynı oranda arttırılırsa dayanıklılığı azalıyormuş. Hatta bu azalış boyut artış oranındaymış. 10 katına çıksaydı da 1 bölü 10 diyecekmişim yani. Aman diyeyim dikkat sevgili arkadaşlar. Hız kaybetmeden devam ediyoruz. Bir de yük taşıma kapasitesine bakalım. Yarıçapları R olan S ipi kopmadan ancak 3P kadar yük taşıyabilmektedir. Buna göre aynı maddeden yapılmış 3R yarıçaplı çaplı K ipinin ucuna kaç P daha asılabilir? Daha kelimesine dikkat edelim arkadaşlar. Yani bulduğumuz sonuca löp diye atlamayalım. Bir düşünelim bakalım. Nasıl yapıyorduk? Kesit alanlarıyla doğru orantılıydı. Birincisinde bir R yarıçaplı verilmiş. O zaman P çarpı R kare olan P kadar yük taşırsa S ipi için konuşuyorum. K ipi P çarpı 3 R'nin karesi yani 9 R kare olan ne kadar taşıyabilir? Doğru orantılıydı ya o yüzden bu işlemi yapıyorum. İçler dışlar çarpımı yapacağım. Hemen yapıyorum. X çarpı pi çarpı R kare eşittir. P çarpı pi çarpı 9 R kare çıktı. Sadeleştirmelerimi de görelim. Neymiş? Pi'lerim bir gitsin şuradan. Hemen şununla şu gitsin. R karelerim de gitsin. Hmm. Başka ne kaldı elimde? Başka da bir şey kalmadı sanki. Ha P demişim. Pardon pardon arkadaşlar. Şurada P kadar taşıdığını demiştim ama 3P taşıyormuş ya. Hemen düzeltiyoruz. Hemen düzeltiyorum şuradan. 3P. O zaman şuraya bir tane 3 gelecek. Unutmuşum çünkü onu. 3 kere 9'dan o zaman ne oluyor? 9 3. 27. X arkadaşlar 27 P taşıyabilecek kapasitedeymiş. 27 P taşıyabiliyormuş. Allah Allah. Burada 5 var. Ne kadar daha asabilirim demişti. O zaman arkadaşlar asmam gereken ne oldu? 27 taşıyabiliyorum. 27p. 5p'yi zaten asmış'ım ben o zaman 27'den 5 çıkarttığım zaman 22p kadar daha yük asabilirmişim. Bakın cevaplarda şıkları böyle 27'yi koyarlara dikkat edin. 27'yi bulduk diye hemen atlamayın. Çünkü ne kadar daha diyor? Bunu da göstermiş olalım. Aman diyeyim dikkat edin yani belli olmaz ne yapacakları. Devam. Bir diğer başlığımız adezyon sevgili gençler. Adezyonun önce bir şekillerine bakalım. Neler anlatıyor acaba bize? Burada arkadaşlar öncelikle böyle farklı farklı renkte iki tane cismimiz var. Farklı renkte iki cisim. Allah Allah. Şurada böyle bir cama yapışmış yağmur damlaları görüyorum. Bir de bal yapışmış böyle bir neydi onun adı? Unuttum. Bu sap böyle tahtadan oluyor da farklı cins bir durum söz konusu yani. Bal var, tahta var. ...işte cam var, su var. İki farklı renkte işte bulut gibi bir şeyler var. Farklı cins moleküller var yani arkadaşlar. Adezyon gördüğüm zaman ne diyeceğim o zaman? Farklı cins moleküller arasındaki şöyle yazalım. Farklı cins moleküller arasında moleküllerin birbirlerine yapışmalarını sağlayan kuvvete adezyon kuvveti denir. İki tane anahtar kelimem çıktı. Bir diğeri daha var anahtar kelimelerim neymiş farklı moleküller olacakmış burada yazdığımız gibi yapışma burada yazdığımız gibi bir de ne varmış ıslatma. Yani arkadaşlar eğer bir yüzeyin ıslandığından bahsediyorsak hop bu bizi adezyon kuvvetine götürecekmiş. Örnekleri nelermiş yağmur damlalarının cama yapışması gördün mü yapışma kelimesini tutkalın tahta parçalarını yapıştırması yine gördüm. Yere dökülen suyun yeri ıslatması, ıslatma kelimesini gördüm. Havuzdan çıktığımızda saçlarımızın birbirine yapışması, yine yapışma kelimesini gördüm. Bu gibi örnekler adezyon kuvvetine örnek olarak karşımıza çıkabilir sevgili arkadaşlar. Bir de bunun kardeşi var. Neymiş onun kardeşi? Kohezyon. Bu sefer neleri görüyoruz şekillerimizde? Bu sefer aynı renkte iki tane bulutumuzu görüyoruz. Sonra böyle bir küresel hal almış bir e, yağmur damlası var. Bir bitkinin üzerinde yine küre şeklinde kümelenmiş su var herhalde. Su mu? Sudur muhtemelen? O halde ne söyleyebilirim? Aynı cins moleküller. Aynı cins şu C harfi çıkmadı. Aynı cins moleküller arasındaki çekim kuvvetine ne diyormuşuz? Kohezyon kuvveti diyormuşuz arkadaşlar. Anahtar kelimelerim aynı tip molekül, aynı cins molekül gibi kelimeler olacak. Sonra birbirini tutma, tutma, tutma kelimesi önemli ve ıslatmama. Bu acayip bir şey. Yani bir sıvı bir yüzeye değiyor ama o yüzeyi ıslatamıyor sevgili arkadaşlar. Bu durumda da kohezyon kuvvetlerinin etkili olduğunu söyleriz. Nelermiş örneklerine bakalım. Yağmur damlalarının bitkiler üzerinde küresel şekilde kalması. Küresel kelimesi bizim bir anahtar kelimemiz olabilir o zaman. Dikkat. İkinci olarak musluktan damlayan suyun alt kısmının küresel şekil alması yine karşıma çıktı. Yere dökülen civanın yeri ıslatmaması. Civa yere döküldüğü zaman yeri ıslatmıyormuş. Leke tutmayan kumaşlar leke tutmadığına göre içine işleyemiyor. O zaman farklı cins moleküller değil. Aynı cins molekülden bahsediyorum. Bundan dolayı da kohezyon kuvvetinin etkili olduğunu söylüyormuşum. Gibi örnekler kohezyon kuvvetine örnek olarak verilebilirmiş sevgili arkadaşlar. Hız kesmeden devam ediyoruz. Oo bir dikkat var ama öncesinde şu şeklimize bir bakalım ıslatmayan kumaş şey ıslatmayan diyorum ıslanmayan kumaş demiştik ya arkadaşlar işte böyle küresel bir şekilde cisimler kalıyormuş aman diyeyim dikkat ha benden duymuş olmayın ıslanmayan kumaşlar var dikkat neymiş bir bakalım güzel şimdi bir sıvıda eğer adezyon kuvvetleri kohezyon kuvvetlerinden daha büyükse adezyon kuvveti kohezyondan daha büyükse U şeklinde böyle iç bükey bir hal alıyormuş sıvımızın yüzeyi. Ama kohezyon kuvvetleri adezyon kuvvetlerinden daha büyükse bu sefer de dış bükey bir şekil alıyormuş sıvımızın yüzeyi. Hocam ben bunları nasıl aklımda tutacağım? Arkadaşlar ben kendi öğrendiğim şekilde size anlatayım. Bana böyle öğrettiler. Şuraya bir harf çek, şey bir tire çek. Buradan A harfi çıksın. Adezyon etkiliymiş oradan bunu anla. Buraya da bir tane çizgi çek şöyle. Hemen onun değişi. Burada da gizli bir K harfi var. Kohezyonun daha etkili olduğunu anla. Adezyon etkili, kohezyon etkili diye aklınızda tutabilirsiniz. En azından ben o şekilde tuttum. Bir sıvının yüzeyi ıslatıp ıslatmayacağı adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin büyüklüğüne bağlıymış arkadaşlar. Bu bize neyi söyler? Aslında şöyle bir bilgiyi veriyor bize. Eğer ıslatma durumu söz konusuysa adezyon kohezyondan büyük. Yani en üst yüzeyi böyle U harfi şeklindeyse o sıvı yüzeyi ıslatıyormuş. Ama en dış yüzeyi böyle dış bükey şeklindeyse o sıvı yüzeyi ıslatmıyormuş sevgili arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Hız kesmeden bir sorumuza bakalım. Bu soruda neler var? Bu soruda adezyon ve kohezyon kuvvetleriyle ilgili verilen örneklerin sınıflandırılması söz konusu. Aşağıda verilen olaylardan hangileri adezyon, hangileri kohezyon kuvvetleriyle ilgilidir demiş. Adezyonda yapışma falan gibi bir şeyler arıyordum. Kohezyonda ıslatmama, işte küresel durumlar falan filan diye bakıyordum. Tozların arabaya yapışması, yapışma kelimesini gördüm. O halde adezyon etkilidir dedim. Musluktan suyun sürekli akması. Musluktan suyun sürekli akması arkadaşlar kohezyon kuvvetine gönderme yapar. Parça parça değil. Su bir bütün halinde akıyor. Damla damla ak tabi yani böyle kısarsan damla damla damlar da normalde musluğu çevirdiğin zaman suyun sürekli akması yani o bize kohezyon kuvvetini gösterir. Tepsiye hamurun yapışması demiş. Tabii ki yağ sürmezsen yapışır. Bunu 5 yaşındaki adam bilir ya 5 yaşındaki çocuk bilir bunu. Teps yağlı tepsiye hamurun yapışmaması yağ sürersen yapışmaz. Demek ki yapışmıyorsa kohezyon etkiliymiş. Boya fırçasının boyadan çıkınca kıllarının birbirine yapışması yine yapışma kelimesini gördüm. O halde adezyon etkilidir dedim. Lotus bitkisinin yağmurda ıslanmaması ıslanmıyormuş. Yüzeyi ıslatmayan sıvılar kohezyondan dolayı ıslatamıyordu. Yağmur damlalarının küresel şekil alması Küreselliği gördüm. Küresellik kohezyon ile ilgiliydi. Bunu da işaretledim. Ve son olarak dökülen meyve suyunun halıya leke bırakması. Leke bıraktıysa bir etkileşim vardır. İki farklı tip molekül vardır. O halde arkadaşlar adezyon kuvvetinin daha etkili olduğunu söyleriz bu örneğimizde. Hız kaybetmeden diğer bir sorumuza bakıyoruz. Bu sefer de bu yüzeylerde sıvıların kalış biçimleri. Bakalım nasıl kalmış bunlar? S, F ve T yüzeylere damlatılan aynı sıvının yüzeydeki şekilleri aşağıdaki gibidir. 3 tane yüzeye damlatmışım ben sıvıyı. Buna göre bu sıvıların yüzeylerdeki kohezyon kuvvetleri arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Allah Allah ne demiştik? Küresel şekil alması bize kohezyon kuvvetini gösterirdi. E üçü de kohezyon aslında. Üçü de küresel şekil almış. Dış bükey bir yüzey var. Arkadaşlar burada da bakacağımız şey küresellik miktarı. Bir sıvı tanesi, bir damlası ne kadar küreselse kendi üzerine o kadar toplandığını gösterir. Ki bu da bize kohezyon kuvvetinin daha etkili olduğunu anlatır. O halde en küresel T olduğuna göre derin ki ben... T'nin kohezyon kuvveti en büyük. Sonra baktım S buna göre biraz daha küresel F'ye göre yani. O zaman K S dedim ve en sonunda daha yayvan olan o zaman derim ki buradan da K B şeklinde. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Adezyonlarını sıralayın deseydi de bunun tam tersini yapardım. Niye? Adezyon etkili olduğunda yayılıyordu çünkü. O zaman da bakarım kim çok yayılmış kim az yayılmış diye. Dolayısıyla bu sıralamanın tam tersi de adezyon kuvvetleri arasında vardır diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik üçüncü başlığımıza bu sıvılardaki kuvvetlerle alakalı bir durumdur yine. Yüzey gerilimi. Neymiş yüzey gerilimi? Durgun sıvı yüzeyleri bombeli görünür. Durgun sıvı yüzeylerinin bombeli görünmesi aslında arkadaşlar. Burada cümleyi şöyle bir düzeltelim. Durgun sıvı yüzeyleri şunu karalayayım. Bombeli görünür. Bu bombeli görünmesinin sebebi sevgili arkadaşlar yüzey gerilimidir. Nasıl oluyor bu? Önce bir cümlemize bakalım. Yüzeydeki moleküllere ve sıvının iç kesimindekilere etki eden kuvvetlerin farklı olmasından dolayı yüzey ince bir zar gibidir. Buna yüzey gerilimi denir ince bir zar gibi olmasına yani biz yüzey gerilimi diyormuşuz sevgili arkadaşlar. Sebebi ne peki? Sebebi hemen şu sağdaki arkadaşlar diyagram. Sıvı moleküllerini temsil etmeye çalıştık burada. Sıvı molekülleri iç kesimdekiler bütün böyle çevresindeki diğer moleküller tarafından bir kuvvete maruz kalırlar. Burada kohezyon kuvvetleri her yönden etki ettiği için sıkıntı yok. Ama yüzeye gelindiğinde yüzeyde aynı moleküllerden yok üst kısmında yani aynı moleküllerden yok. Alt tarafta net bir kohezyon kuvveti farklılığı var. Fazlalığı var hatta. Dolayısıyla alt tarafta net bir kuvvet var ama üst tarafta bu kuvvet yok. İşte bu kuvvet farklılığından dolayı sıvının yüzeyi böyle böyle bombeli bir görünüm alıyor. Bu görünüm neticesinde de biz yüzeyin zar gibi davrandığını ve yüzey geriliminin olduğunu söylüyoruz. Bozuk para deneyi üzerine böyle damlalıkla suyu damlatırsınız, damlatırsınız, damlatırsınız. Taşmadan belli bir seviyeye kadar kalır. Biz de oradan yüzey gerilimini yorumlarız. Bazı canlılar var. Yüzey gerilimini bozmadıkları için sıvının içerisine giremiyorlar. Sanki orada katı bir şey varmış gibi yani. Aslında yok da katı bir yüzey varmış gibi kalabiliyorlar. Bunun örneği şu sivrisinek. Suyun üzerine konmuş. Normalde öz kütlesi suyunkinden büyük. Batması lazım. Ama batmıyor hatta böyle hafif hafif şuralarda bombeleri görebiliyorum bir basınç var ama o basınç sıvının yüzey gerilimi yenebilecek düzeyde değil sevgili arkadaşlar. Oo, bunları bil neyi bilmem lazım bir bakayım neyi bilmem gerekiyormuş yüzey gerilimine etki eden faktörler arkadaşlar. Aslında böyle e, bunlar biraz böyle ezbere dayalı gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii ki bir mantığı var. Yekten ezberleyip geçmeyiniz sakın. Maddenin cinsi. Maddenin cinsi yüzey gerilimine etkiler. İşte civa olursa farklı bir yüzey gerilim katsayısı vardır. Su olursa başka, zeytinyağı olursa başka başka yüzey gerilim katsayıları vardır. Yani maddenin cinsi yüzey gerilimine etki eden faktörlerin başında gelir. Ama bunu net bir şekilde nasıl bilebiliriz? Ezberlememiz lazım. Gerek var mı gerek yok. Sorularda zaten bu maddenin cinsiyle alakalı olan yüz yüzey gerilim katsayısı verilir bizlere. Dış basınç var. Eğer arkadaşlar dış basınç artarsa sıvının yüzey gerilimi az oluyor. Dış basınç artarsa diyoruz yüzey gerilimi azalır diyoruz sevgili arkadaşlar. Yani dış basınçla yüzey gerilimi ters orantılıdır. Daha sonra sıcaklık var. Sıcaklık artarsa ne olur? Maddenin molekülleri genleşir. Yani birbirlerinden uzaklaşırlar. E uzaklaştığına göre birbirine daha az kuvvet uyguluyor. Daha az kuvvet uygularsa yüzey gerilimi azalır. O halde sıcaklıkla da yine yüzey geriliminin ters orantılı olduğunu söylememiz gerekiyor. Yüzey gerilimi sıcaklıkla ters orantılıdır. Sebebi neymiş? Maddenin arasındaki boşlukların artması falan filan. Sıvıya deterjan eklenmesi. Sıvıya deterjan eklerseniz arkadaşlar aslında böyle bulaşık gibi ne bileyim çamaşır gibi kirlileri yıkarken sıvıya deterjan ekleriz. Çünkü yüzey gerilimini azaltmasını isteriz ki kirler oradan kolayca çıksın. Dolayısıyla sıvıya deterjan eklerseniz yüzey gerilimi azalacaktır arkadaşlar. Sıvıya tuz eklenmesi. Bundan ne oluyor? Tuz arkadaşlar, sodyum klorür hani hepimizin evinde olan sofra tuzu. Sodyum pozitif, klor da negatif olarak suda çözünüyor. Dolayısıyla artılar var, eksiler var. E bir de kohezyon kuvvetlerinin yanına elektriksel kuvvetler de geliyor. Yani moleküller birbirlerini daha güçlü çekiyorlar, daha bir arada duruyorlar. O halde arkadaşlar suya tuz eklerseniz eğer yüzey geriliminin ne olacağını söyleriz artacağını söyleriz. Sıralayacak olursak maddenin cinsi etkili bunun için net bir şey yani yüzey gerilimi artar azalır gibi bir şey yazmadım. Bu soruda verilecek bize. Dış basınç artarsa yüzey gerilimi azalır. Sıcaklık artarsa yüzey gerilimi azalır. Sıvıya deterjan eklenmesi yüzey gerilimini azaltır ve sıvıya tuz eklenmesi de yüzey gerilimini artırır. Şu dört maddeyi arkadaşlar bilmenizde fayda var. Şu aşağı tarafta görmüş olduğunuz yaratığın adı da basilisk kertenkelesi bu arada. Basilisk kertenkelesi e, vücut yapısı sayesinde suya böyle çok hızlı çıp hareket ediyor ve yüzey gerilimini bozmadan bir kıyıdan diğer kıyıya kadar koşabiliyor hayvan. Yani sıvıyı bir katı gibi kullanıyor yani. Yüzey gerilimini bozmadığı için orasını ee, normal katı gibi. İşte aynı bu kağıtların üzeri gibi kullanabiliyor yani. Geldik diğer başlığımız olan kılcallığa. Bu da son başlığımız arkadaşlar. Ee, madde ve özellikler ünitesinin ikinci kısmının son başlığı. Kılcallık neymiş? Kılcallık sıvıların bir yüzeye temas ettiklerinde adezyon kuvvetlerinin... kohezyon kuvvetlerine göre daha büyük olduğu durumlarda... ...sıvı bu yüzeyde yayılmaya başlıyormuş. Bu yayılma olayına kılcallık diyormuşuz sevgili arkadaşlar. Kılcallık. Kılcallık. Yani neymiş? Sıvı kendiliğinden hareket edecekmiş arkadaşlar. Ve çapı 1 milimetreden küçük borularda sıvıların kendiliğinden yükselmesi ya da alçalması olayı kılcallık etkisiyle gerçekleşiyormuş. Neyi bilmem lazım? Neye dikkat etmem lazım? Hemen bir bakalım kılcallıkta ne etkiliymiş? Bu arkadaşlar soruların içerisinde karşınıza gelebilir. Kılcal boruların kesit alanı küçüldükçe sıvının boruda yükselme ya da alçalma miktarı artar. Birazdan alçalmayla alakalı kısmı da söyleyeceğim. Ama bakınız şu taraftan şu tarafa doğru gidildikçe kesit alanı daraldığı için su daha çok yukarı çıkmış. Burada da su veya yani su değil gerçi burada civa yazıyor. Civa daha çok aşağı inmiş. Kılcallık yani kesit alanıyla ters orantılı diyebiliriz. Kesit alanı azalırsa kılcallığın etkisini görmem artıyormuş. Nedenmiş acaba? Bakacağız birazdan. Ağaçlarda köklerden emilen suyun yapraklara taşınması kılcallık örneği. Ondan sonra bir ucu sıvıya değen peçetenin suyu emmesi, paçalarımız ıslandığında ıslaklığın yukarı doğru çıkması, gaz lambası ve mumun fitilinin nemli olması gibi olaylar Kılcallığın örneğiymiş ne oluyor mesela ağaçlarda dibine su geliyor kökler o suyu emiyor ve kılcal borular sayesinde yapraklarına kadar taşıyor arkadaşlar veya halıya bir e, işte meyve suyu döktüğümüzde o meyve suyunun yayılması ben bunu çocukken çok yapardım böyle o zamanlar çayı şekerli içerdim şekerin bir ucunu çaya değdirdiğiniz zaman o çay şekerin içerisinde yükseliyor tabii şimdi şeker atmayı bıraktım ama bu kılcallığı azalttı mı? Yo, azaltmadı kılcallık yine oluyor yani. Mumun ve gaz lambasının fitillerinin ıslak olması da arkadaşlar yine kılcallık etkisiyle. Birazdan gelecek süngerin mesela suyu emmesi de yine kılcallık etkisiyle gerçekleşen olaylar diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi hocam yükselme ve alçalma dedin açıklayacağım birazdan dedin. Hemen açıklıyorum arkadaşlar. Hemen açıklıyorum. Neymiş bakalım? Sıvının adezyon kuvveti büyükse sıvı kılcal boru içerisinde kendiliğinden yükseliyormuş. Yani adezyon etkiliyse arkadaşlar adezyon kuvvetleri kohezyon kuvvetlerinden büyükse kılcallık etkisi yukarı doğru oluyormuş. Sıvının kohezyon kuvveti büyükse sıvı kılcal boru içerisinde kendiliğinden alçalır demişiz. Bu sefer de kohezyon adezyondan büyükse de kılcallığın etkisi aşağı doğru oluyormuş yani arkadaşlar. İşte bu yukarı doğru veya aşağı doğru olmasının sebebi kohezyon veya adezyonun hangisinin diğerinden büyük olduğu ile alakalıymış. Su gibi maddelerde adezyon kuvveti cama yapışma eğiliminde olduğu için yükselme şeklinde oluyor. Ama civadaki kohezyon kuvveti daha büyük olduğu için aşağı inme eğiliminde oluyormuş. Kendi üzerine toplandığı için sıvı yani bu şekilde oluyor. Hemen soruyla bir pekiştirelim. Yüzey gerilimi ve kılcallık örneklerini iyice anlayalım. Aşağıdaki olaylardan hangileri kılcallık, hangileri yüzey gerilimi ile alakalıdır? Neydi kılcallıkta? Sıvıların kendiliğinden hareket etmesi vardı. Yüzey geriliminde ise yüzeyde böyle zar gibi bir durumun olmasıydı. Saksıdaki çiçeği sulanması. Niye suluyorum ben ölmesin diye. Suyu atıyorum ben bitkinin dibine. Oradan işte toprak emiyor. Topraktaki suyu da köklere emip yapraklarına kadar çıkartıyor. O zaman saksıdaki çiçeğin sulanması kılcallık ile alakalıdır derim arkadaşlar. Bulaşık süngerinin suyu emmesi. Az önce bahsetmiştim konu anlatırken. Sıvı kendiliğinden yayılıyor. Dolayısıyla kendiliğinden yayılma olayını gördüğüm için suyu emmesi de Kılcallık örneğidir. Veya şu kullanmış olduğum kalem arkadaşlar. Kalemin içerisindeki mürekkep şu e, uç kısmına doğru kendiliğinden hareket eder. Burada da yine kılcallıktan bahsederim yani. Basilisk kertenkelesinin suda koşabilmesi yüzey gerilimini bozmuyor. Adam batmıyor yani. Toplu iğnenin suda batmaması yine bir görselimizde vardı. Suda batmıyorsa arkadaşlar bu yüzey ile alakalı bir durumdur diyoruz. Ve hız kesmeden devam ediyoruz. Neye devam ediyoruz hocam? Özet çıkaracağız şimdi arkadaşlar. Bugün neler gördük? Bugün arkadaşlar dayanıklılık kavramını gördük. Bir sürü etkeni vardı ama biz sadece katılarda dayanıklılığın boyutlu olan ilişkisini ortaya koyduk. Cisimlerin kendi ağırlığını taşıyabilmesinden bahsettik. Ve yük taşıma kapasitesini etkileyen faktörlerden bahsettik. Sonrasında adezyon ve koezyon kuvvetlerinden bahsettik. Bunların anahtar kelimeleri çok 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 önemli arkadaşlar. Neydi bu anahtar kelimeler? Adezyon gördüğüm zaman yapışma farklı cins ıslatma gibi durumları arıyordum. Kohezyonu gördüğüm zaman birbirini tutma aynı cins moleküller veya ıslatmama yani yüzeye geliyor ama yüzeyi ıslatmıyor. Yüzey gerilimi kısmında yüzeydeki moleküllerin adezyon kohezyon dengesizliğine bakıyordum. Hani böyle alt kısımlarında vardı. Diğer, diğer moleküllerin ona uyguladığı kohezyon ama yüzeye geldiğim zaman üst tarafta o kuvvetlerden olmadığı için bir dengesizlik oluşuyordu. Ve bu dengesizlikten dolayı da arkadaşlar yüzeyin ince bir zar gibi davranmasından bahsettik. Son olarak kılcallıktan bahsettik. Eğer adezyon etkiliyse yükselme, koizyon etkiliyse alçalma şeklinde olduğunu söyledik. Ya hocam konu anlatımlı soru bankası güzel de oradaki sorular bana yetmiyor. Sıkıntı yok. Dinamo Soru Bankası yanında ben de yanındayım. Sene sonuna kadar buradan sizi takviye edeceğiz. Dinamo Soru Bankamızdan da arkadaşlar daha fazla soru çözmek için madde ve özelliklerinin ikinci kısmına bakıyorum ama göremiyorum. Hemen göreceğim. 66. sayfadan başlıyormuş sevgili gençler. 80. sayfaya kadar Oo, son terim ilk terim 14 ne yaptı? 15. 15 sayfalık bir testiniz var. 66'yı bir bulayım şuradan. Dayanıklılık kısmıyla başlıyor. Oo, oh, çok güzel soru tipleri var. Benim anlatmadığım soru tipleri de var burada. Yapamazsan ne yapacaksın? Hocam anlatmadı diye yapmayacak mısın? Hayır. Ta at yanında. Kare kodu okutacaksın ve video çözüme ulaşacaksın. Ta ki arkadaşlar 80. sayfaya kadar of 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 maşallah bayağı da bir soru kalıbı varmış yahu. Benim değinmeyi unuttum. Bayağı soru kalıbımız var arkadaşlar. Dinamo Soru Bankası yanında. Konumuzu da özetledik. Ödevlendirmelerimizi de yaptık. Haftanın ödüllü sorusu ekranlarınızda sevgili arkadaşlar. Cevaplarınızı muhakkak yorumlara bekliyorum. Bir sonraki dersimize kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sınavınızda çalışmayı da unutmayın arkadaşlar.